Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücel Kocaer. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte ne diyoruz? Dolu dolu yaşasın hayat diyoruz ve yaşasın hayat dedirtecek yaşam tüyolarını da hocamızdan alıyoruz. Hocam merhaba. Merhaba. Son derece önemli başlıklar var, güncel konular var. Güncelliğini kaybetmeyen bir grip ve enfeksiyonlar durumu vardır ki o dalgalanmada neredeyiz? İniş var mı yoksa yükseliş mi var? Kış enfeksiyonlarında son durum nedir hocam? Aslında tabii kışın derinliği arttıkça kış enfeksiyonlarının sayısı artacak. Bu her kış karşılaştığımız bir şey. Bu kış şu kesin ki biraz daha erken yoğunluk başladı. Bunu da daha önce de konuştuk. Biraz maskeleri çok hızlı çıkarmamız, biraz bağışıklık sistemimizin antrenmansız kalmış olmasının etkisi var. Ama bence bu dünyadaki hızlı hareketlilik de önümüzdeki günlerde bu vakaların biraz daha çoğalacağını gösteriyor. Çünkü Dünya Kupası neredeyse dünyanın tamamını Katar'a yoğunlaştırdı. Bizim ülkemiz özellikle İstanbul Havaalanı'nın büyük etkisiyle çok sayıda ülkenin aktarma noktası oldu. O nedenle ben muazzam bir kalabalıklaşmanın ve hareketliliğin bu tip enfeksiyonları çoğalttığını bilen birisi olarak önümüzdeki günlerin biraz daha sıkıntılı geçebileceğini düşünüyorum. Bunda bir de bu yeni yıl tatili, birazcık yurt dışındaki öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi, bazı vatandaşlarımızın dışarı çıkıp gelecek olmaları da eklenince ne zaman çok seyahat ve hareketlilik var, ne zaman çok kalabalıklaşma var, kış virüsleri için en iyi ortam bu. Yoksa birileri gökten üstümüze virüs ekmiyor. Yapacağımız şey biraz daha tedbirli olacağız. Biraz daha dikkatli olacağız. Kış başladı. Bu anlamda da başlamış durumda. Geldik bir anlamda belleğin kışına geçelim hocam. Bellek dediğimizde yaş aldıkça bellek zayıflar gibi bir kadersel durum mu var? Yoksa biz bunu tersine çevirebilir miyiz? Belki yorgunluk, gündem yaş almadan da mı karşımıza çıkartabiliyor? Belleği nasıl okuyalım? Eskisinden daha farklı mı okuyalım? Yani yaş ilerledikçe belleğin zayıflaması bir kader değilse bile beklenen bir sonuç. Kader değil çünkü genetik miras da olsa bile genetik miras kader değil. Bellekte bahçeniz gibi bakarsanız, bakmasanız daha oluyor. Ama bilmemiz lazım gelen şu var ki, nasıl yaşlandıkça cildiniz kırışıyorsa, saçınız dökülüyorsa, boynunuz buruşuyorsa, beyninize biraz kırışıp buruşur gayet doğal. Yani 20 yaşındaki bir çocuğun beynindeki güçle 80 yaşındaki bir yetişkinin beynindeki gücün aynı olduğunu düşünmeniz mümkün değil. Bunun pek çok nedeni var ama en önemli nedeni zamana karşı hiçbir dokunun, organın, hücrenin direnememesi. Ama burada mesele şu, eğer siz bazı ayrıntılara biraz daha dikkat edecek olursanız tabii ki bellek kaybını asla ve kata tersine çeviremeyebilirsiniz. Çeviremezsiniz daha doğrusu. Ama bu bellek kaybını biraz daha dikkatli davrandığınız zaman yavaşlatabilirsiniz. Nasıl? Sabitleştirmek bile bir ölçüde mümkün ama ben sabitleştirmenin çok kolay olacağı kanaatinde değilim. Özellikle genetiğinizde varsa bu iş biraz daha zor. Nasılın cevabı çok farklı ama bugünlerde dikkat ederseniz belleği biraz daha çok konuşuyoruz. Bunun nedeni Covid salgını süresince yaşlı insanlarımız 65 yaş üstünü evlerde tutmak zorunda kaldık mecburen ve o insanların sosyal yapılanmaları, işaretleri, ilişkileri, networkleri aksadı. Biraz kaygı eklendi, biraz besleme bozukluğu eklendi ve 65 yaş üstü grupta her zaman olduğundan daha fazla, daha yoğun bir bellek kaybı sorunu tartışmaya açıldı ve doğru. Aslında bellek kaybı olmadan dalgınlık ya da unutkanlık diyeceğimiz bir bellek sorununda 65 yaş altı yaşıyor. Mesela siz de yaşıyorsunuzdur. Hatta sizin çocuklarınız ergenler bile yaşıyor. Neden? Çünkü burada da yine Covid süresince oluşan uyku kayıpları, hareketsizlik, endişe, kaygı, depresif ruh hali bir sürü şey belleğimizi olumsuz yönde etkiledi. Zaten buradan yola çıkarsak belleği nasıl daha iyi koruruzun cevabını veririz. Bunlardan bir numarası uyku. Eğer iyi bir uykunuz varsa bellek daha sağlamdır. Eğer kötü bir uykunuz varsa belleğinizin size hizmet etmesi mümkün değil. Çünkü hem beynin temizlenmesi için uykuya ihtiyacınız var çöpten, günlük atıklardan. Hem de gündüz kaydettiğiniz bilgilerin kaydedilmesinin sağlam alınması için ben hep size söylerim bellek için uyku ütü gibidir. O ütüyü çalıştırmazsanız, ütü tutmazsa kolası bozulur, ütüsü bozulur belleğin. Dolayısıyla uyku çok önemli ama arkasına hemen egzersiz geliyor. Egzersiz hem nöronlar arası bağlantıyı arttırdığı için, hem yeni nöron oluşumunu hızlandırdığı için, beynin doğrudan doğruya gelişimini arttıran nörotropik faktörün imalatını
çoğalttığı için, kaslardan gelen irisin proteiniyle, ayrıca stresi azalttığı için, huzuru çoğalttığı için, ritmik hareketlerle beyinde üst beyinle alt beyin arasındaki, yani kabuk korteks kısmı ile alt beyin arasındaki ilişkiyi biraz ortadan kaldırarak stres terapisi gibi çalıştığı için egzersiz başlı başına, özellikle yürüyüş başlı başına bir bellek koruyucusu. Ama tabii ki beslenme. Yine aynı noktaya geleceğiz. Çünkü beslenmede eğer siz yeteri kadar beyninize B12 kazandıramazsanız, yeteri kadar beyninize folik asit, B6 vitamini kazandıramazsanız, yeteri kadar magnezyum, yeteri kadar demir, yeteri kadar çinko, selenyum, koenzim, alfa lipoik asit kazandıramazsanız, özellikle omega 3, çünkü omega 3 sadece besinden alıyoruz. Bilhassa beynin zaruri ihtiyacı olan glukoz eksen omega asidi, yani beyin omegası dediğimiz DHA'yı kazandıramazsanız, beyniniz size küser. Eski fonksiyonlarını eskisi kadar yerine getirememeyebilir. Bunun dışında tam tersi söz konusu. Ne kadar çok vitamin yükleyebilirseniz, özellikle mor mucize dediğimiz mor renkli antosiyaninleri beyne ne kadar çok gönderirseniz ya da çaydaki kateşinleri ne kadar çok beyne güç olarak gönderebilirseniz beyniniz bellek kapasitesini o kadar iyi korur. Biraz daha ilerleyelim. Lütfen. Huzur meselesi en az beslenme kadar, egzersiz kadar, uyku kadar önemli. Çünkü stres hormonlarının fazlalığı, özellikle kortizole uzun süre maruz kalma, yani uzun süre tekrarlayıcı ve negatif stresin etkisi altına girme, belli olumsuz yönde etkiliyor. Bunun defalarca kanıtlanmış, bilimsel kanıtlanmış araştırmaları var. Buradan yola çıkarak bu dörtlüğü mutlaka sistem içinde tutmanız lazım. Bunun dışında belleğiniz yine bozar. Çok şey bozar. Alkol alışkanlığınız varsa bozar, sigara alışkanlığınız varsa bozar, sürekli gürültüye maruzsanız bozar, sürekli ışığa maruzsanız bozar, kötü havaya maruzsanız bozar, kimyasal kirlendiricilerden beyin etkilenir bozar. Örneğin yediğiniz balıktan civayı alıyorsanız, beyninize civa yerleşirse unutkanlık kaçınılmaz olur. Keza aynı şey kurşun için, keza aynı şey alüminyum için, özellikle ve hasreten alüminyum için söyleyebiliriz. Dolayısıyla beynimi ne bozar, beynimi ne yapar, belleğimi ne bozar, belleğime ne güç verir sorusuna herkesin zaman zaman ama özellikle 50'li yaşlardan sonra biraz daha dikkat etmesi fayda var. 50'den sonra evet. Daha dikkat kesilmek lazım özellikle gibi. Baharatlardan ne diyelim? Yani böyle bir doğal çözümler var mıdır? Güzel saydınız, hani mor dediniz, balık dediniz ama diğer yandan bellek için hangi baharat? Tabii ki favori bir numarada yine zerdeçal var. Zerdeçalın içerisindeki antioksidan güç, zerdeçalın içerisindeki anti-enflamatuar güç. Bu ikisi çok önemli. Anti-enflamatuar ve antioksidan gücüyle zerdeçal muazzam bir beyin dostu. Bu kanıtlanmış bir bilgi. Ayrıca onu da söyleyelim. İkinci sıraya ne koyalım derseniz ben hemen antiglikasyon, yani şekerlenme önleyici etkisiyle tarçını koyabiliriz diye düşünüyorum. Ve safran. Safran pahalı bir maalesef baharat ama safranın hem antidepresan özelliğiyle hem de antidepresan özelliği dışındaki bazı yetenekleri sayesinde bellek üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren çok araştırma var. Terpenlerden her şey yani terpenoid içeren bütün bu güzel kokulu nane, kekik vesaire, onların da kokularının geçici, kalıcı değil bunların etkileri. Geçici berraklık, zihin berraklığı, zihin açıcılığı fonksiyonu görebileceğini bir kenara not edebiliriz. Takviyeler desek beyni güçlendirici, biraz önce belleği güçlendirici söylediniz, B6, B12, omega dediniz ama şöyle bir listelesek. Orada da şunu bir altını çizelim, biz böyle takviyeler dediğimiz zaman herkes takviyeye sarılıyor. Yani bu biraz paylaşım yaparken bu uyarı yapmak zorunda kalmaya başladım artık. Çünkü inanılmaz bir takviye şeyi oluştu, kirliliği oluştu bir hepimizde. Özellikle biz burada bunu sayınca ertesi gün insanlar eczaneye gidip bana ver B12, ver sitikolin, ver omega 3 falan, öyle yok, öyle gerek de yok. Yani ölçtüreceksiniz. B12'niz 7'se niye B12 alırsınız? Ama B12 300'se, 200'se, hele hele 100'se hiç düşünmeden hemen almanız. Çünkü gıdayla onu dolduramazsınız. Başka folik asit düşükse alın, 3'se, 2'se, 4'se mutlaka kullanın ama 12 ise kullanmanız gerekmez folik asidi. Okay. Keza B6 vitamin için aynı şeyi söyleyebiliriz. Glukoz eksenoid için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama sıralama yaparsak benim birinci sıramda daima B vitaminleri, biraz da B12, B1 ve B6 var. Onu lisede gördüğünüz gibi folik asit ve DHA izler, yani beyin omegası izler. Sitikolin, kolin son zamanların en
favorilerin ürünlerinden birisi. Tabii burada stikolinin benzeri bir şey var mı? Başka daha ucuzu. Fosfatidilserin buraya girebilir. Kolin içeren sonuçta maddeler olarak ve D vitamini eksikliği ama D vitamini burada biraz geride kalması lazım. Bu önemli bilgilerle kısa araya gidelim. Peki, aranın ardından niyetle. Sizdeyiz. Yeniden sizdeyiz efendim. Farklı farklı sorularla ve yanıtlarla geldik dedik. Hemen Osman Hoca'ya soralım dediğimizde de izleyicilerimizden gelen sorulardan biri. Emzirirken botoks yapılır mı diyor izleyicimiz. Kanaatime göre yapılabilir. Ama hiçbir risk almak istemeyen bir annenin biraz daha beklemesinde fayda var diye düşünüyorum. Bir yetişmiyor. Emzirme süreci bittikten sonra da yapabilir ama doğumdan sonra 2 yıl çocuğunu emzirmeye kararlı olan bir anne böyle bir girişimde rahatlıkla bulunabilir. Bir taraftan da doğurganlık çağını 40 yaşın altını düşünürseniz o kadar çok botoksun gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Bence biz burada heveslendirmemek için gerekmez diyelim, yapılmaz demeyelim. Peki, güzel yanıtı. Geldik şekere. Şeker için hangi baharat diyor izleyici? Tarçın. Banko tarçın. Çünkü tarçının içindeki çok özel sinemaldehit maddenin ismi. Tekrarlıyorum, sinemaldehit de bir madde. Tarçını gerçekten bir şeker metabolizması ayarcısına dönüştürüyor. Yani karaciğerde özellikle karaciğerin şeker insülin ilişkisini düzenleyen sisteminde tarçın bir matematik profesörü edasıyla çok önemli işler hallediyor. Türk mutfağının zenginliğinde de var zaten. Var, tarçın bize çok 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 zengin. Kanser için hangi baharat? Banko yine burada da yine kurkumin, zerdeçal. Yani zerdeçalın özellikle tekrar hatırlatayım. Toz zerdeçal taze zerdeçala göre DNA hasarını onarmada daha başarılı. Isıtılmış toz zerdeçal çok daha başarılı. Dolayısıyla karabiber eklenmiş, ısıtılmış toz zerdeçal, zeytinyağıyla karıştırılarak özellikle sıcak bir şekilde servis edilirse, örneğin bir et yemeğine, bir tavuk yemeğine, bir çorbaya, özellikle bizim mutfak kültürümüzde en çok yakışacağını düşündüğüm benim mercimek çorbasıdır. Bunun üzerine biraz daha zenginleşmek istiyorsanız pek çok kullanmıyoruz biz ama ben birkaç senedir tekrarlayarak kabak çorbasını öneriyorum. Özellikle tatlı kabak çorbası, bal kabak çorbası. Buna zerdeçal inanılmaz yakışıyor. Ciddi bir antikanser savaşçısı haline getirebilirsiniz onu. Güzeldi. Geldik şimdi yaşlılıkla ilgili sorulara. Yaşlandıkça uyku neden kaçar diyor izleyicimiz. Birçok sebeple. Birincisi kadınlar için, erkekler için de belli bir yaştan sonra mesane kapasitesi küçülür ve idrara çıkma zorunluluğu başlar gece. Erkekler için tabii prostat meselesi kadınlardan bir tık daha öne çıkarır. Yani 60 yaşından sonra gece ben işte bir defa bile kalkmıyorum diyen erkek oranının %20'yi geçtiğini zannetmiyorum prostat problemi nedeniyle. Bunun dışında araya giren hastalıklar, kullandığınız tansiyon ilaçları, bunların içindeki idrar söktürücüler, bunların hepsi gece tuvalet ziyaretlerinizi sıklaştırır. Başka nedenleri de var. Yani horlamaya başlarsınız yaşınız ilerledikçe, kilo almışsanız uyku apneleri, horlama devreye girer. Bu da uyku kalitesini bozar ve uykunun süresini kısaltmaya başlar. Biraz önceki söylediğim aynı yere geleceğim. Hayat gayeleri çoğalmaya başlar. Kafanızda hesaplar, kitaplar, korkular, endişeler, kaygılar çoğalır. Dalmada zorlanırsınız. Dalsanız bile birkaç saat sonra uyanmalar sıklaşır. Hiçbir şekilde idrar sıkıntınız olmasa bile. Dolayısıyla yaşlılık biraz uykusuzluk, biraz ağrı dönemi diye biraz önce söylemiştim. Biraz da yorgunluk dönemidir. Yıllarla birlikte evet. Geldik bir diğer soruya. Yaşlılık depresyonu neden olur, neden önemli? Aslında biraz önce sıraladınız ama izleyicimiz... Yaşlılık depresyonu önemli. Senil depresyon bizim tıbbi adı. Pek çok nedeni var ama herhalde biraz hayattan kopma, biraz ölüm kaygısı, ölümle ilgili hesaplaşamama, muhasebe işi, biraz yorgun düşme, yorgunlukla çok fazla barışamama, biraz önce konuştuk uykusuzluk meselesi, yine ortaya çıkan kronik hastalıkların getirdiği diz ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı, pek çok neden yaşlıları biraz daha kaygılı olmaya, kaygı da biraz uzayınca yaşlılık depresyonuna yol açabiliyor. Ama
Biz yaşlı depresyondan çok korkuyoruz. Nedeni belleği inanılmaz bir süratle törpülemeye başlıyor. Yaşlılık depresyonuna giren kişilerde bellek kaybı problemi çok hızlanıyor. O nedenle zaten nörologlar, özellikle bellek kaybıyla uğraşan nörologlar, yaşlılık depresyonu olmasa bile bellek sorunu olan yaşlılara düşük dozda antidepresan vermeyi daha işin başında düşünmeye başlıyorlar ve haklılar. Evet, şeker hapı diyor izleyicimiz, böbrek iltihabı yapar mı diye soruyor. Bazı şeker hapları evet sürpriz olacak ama yapar. Şeker düşüren haplar. Bunlar mesela son zamanlarda çok sık kullanmaya başladığımız böbrek yoluyla şeker kaybını hızlandıran bir ilaç grubu var. Ve çok işimize yaradı bu ilaçlar bizim. Yani kanımızda şeker seviyesi belli noktaya geçmeden kandaki şeker idrara kaçmaz. O ortalama seviyede 160 mg civarıdır. Ama bu haplar sayesinde kandaki şeker 100, 120, 130 olduğunda bile idrara şeker geçebiliyor. Dolayısıyla kan şekerini ayarlayabiliyoruz. Ama idrar çok şekerli çıkınca o idrar yollarındaki bakterilere gün doğuyor. Eğer dikkatli olmazsanız şekerli idrar nedeniyle idrar yolu enfeksiyonları özellikle kadınlarda erkeklerden daha sık olmak üzere beklenenden daha sık olabiliyor. Bu nedenle bu ilacı kullandığımız kişilere idrarınızda yanma olursa, sık idrar etmek olursa filan bizi çabuk uyarın, çabuk bize geri dönün diye uyarıyoruz. Peki gizli şeker nasıl anlaşılır? Şeker yükleme testiyle ama biz ona artık şeker yükleme testi demiyoruz, insülin direnci testi diyoruz. Yani bir kişiye biraz karbonhidrat içeriği fazla, bir mix, karışık gıda kokteylini kahvaltı olarak, öğle yemeği olarak verdiğiniz zaman o şeker, insülin dengesinde bir bozukluk varsa, şeker regülasyon sisteminde, şeker metabolizmasının herhangi bir yerinde bir bozukluk varsa gizli şekeri ortaya çıkarabilirsiniz. Peki Hashimoto hastaları nasıl beslenmeli? Hashimoto hastalarının çok özel bir beslenme planı yapmalarına büyütüldüğü kadar gerek yok. Ama biliyoruz ki Hashimoto bir otoimmün hastalık. Bir bağışıklık sisteminin kafasının karışıklığı nedeniyle sizin kendi bağışıklık sisteminizin size saldırmasıyla karakterli bir hastalık. Bu nedenle bağışıklık sistemini sakinleştirmek için daha açık bir tarifle bağışıklık sisteminin kafa karışıklığını daha fazla arttırmamak için gluteni azaltmaya veya mümkünse minimize etmeye, en az indirmeye yöneltiyoruz. Yani unlu gıdaları azaltın diyoruz. İki, şekeri en aza indirin diyoruz. Üç, mümkün olduğu kadar gluten ve şeker yanında sütü minimuma indirin diyoruz. Bir temel değişiklikler bunlar ama bunun yanında Hashimoto hastalarına biraz daha selenyum zengini beslenin diyoruz. Kuru yemişler, balık, deniz ürünleri, onlarda bol miktarda selenyum var. Evet, zeytinyağı hep faydalı diyoruz ki öyle. Peki kilo aldırır mı? Tabii ki. Bir yemek kaşığı zeytinyağı 120 kalori. Yani siz böyle sabahleyin 4-5 yemek kaşığı zeytinyağına 2 dilim ekmeği limon sıkıp bandıra bandıra yerseniz kilo alırsınız. Bir de zeytinyağı %100'ü yağ olan bir şey. Yani tereyağının %20'si su. Ama zeytinyağının %100'ü yağ. Dolayısıyla tereyağında da yüksek kalori var ama zeytinyağının, daha doğrusu sıvı yağların kalori içerikleri tereyağından bir tık daha fazla. Tekrarlayalım, %20'si su tereyağının, %80'i yağ. Önemliymiş. Ve geldik glutatyona. Glutatyon takviyesi lekeleri azaltır mı diyor izleyicimiz. Doğrudan cilt lekeleri. Evet, cilt lekeleri. Uzak doğulu hanımların, özellikle Japon, Koreli hanımların bizden yıllar önce glutatyon aşığı olmalarının sebebi bu. O ülkelerde cilt beyazlığı çok büyük bir şey, ayrıcalık diye düşünülüyor. Kırışıklıktan da öte bir ayrıcalık diye düşünülüyor. O nedenle de onlar glutatyonu yıllardır zaten kullanıyor. Özeti şu, düzenli glutatyon gücü, yüksekliği cilt lekelerinde azalmaya yol açabilir. Peki, geldik bir diğer soruya, yine ciltle alakalı. Kolajenin kremi var mı? Kolajen hapı kadar etkili mi diyor izleyicimiz? Kolajenin kremi var. Hatta kolajenin şampuanı bile var. Ama hepsi benim tabirimle, kaba bir tabir ama tekrarlayacağım, fasafiso. Hiçbir şey yaramaz. Nasıl bazı takviyeler çöpse, bunlar da bana göre çöp öneriler. Nedeni şu, kolajenin moleküler büyüklüğü cildinizin porlarından cildin içine girmesine engel olur. Yani bir kolajen kremi sürdüğünüz zaman o kremin içindeki kolajen moleküllerinin cildinizden geçmesi mümkün değil. Bu niye benziyor? Bizim şimdi programı yaptığımız stüdyoya gemi girer mi?
Girmez. Tır girer mi? Girmez. O zaman kola şimdi cildin deliklerinden, porlarından, cildin alt tabakalarına, derin tabakalarına geçip cildinizde bir cilt tamircisi gibi çalışmaz. Hele hele kolajenli kremler hikayesi tamamen bir tüketici, özür diliyorum ama aldatmacısı. Peki, önemliydi. Geldik zonaya. Zona vaka artışının nedeni nedir diyor izleyicimiz. Bence banko stres. Değil mi? Evet, yani son zamanlarda çok ciddi bir zona artışı var. Ve zona artışının en çok gördüğü grup yaşlılar. Onun nedeniyle yaşlılar imkanları varsa zona aşısını tavsiye etmeye başladık ama yaşlılarda zona artışının nedeni sadece stres değil bana sorarsanız aynı zamanda bağışıklıklarının daha gençlere göre zayıf olması. Evet, önemliydi. Geldik hangisi doğru demeye. Buyurun. Doğrudan yoğurttan giriyoruz olaya. Ev yoğurdu mu? Market yoğurdu mu? Cevap içinde. Evet, ev yoğurdu. Hiç banko, hiçbir tartışmaya gerek yok. Çünkü market yoğurdu UHT tekniğiyle hazırlandığı ve içerisinde çok miktarda olmasını istemediğimiz bazı emülgatörler, homojenize ediciler, sertleştiriciler eklendiği için ev yoğurdu, banko dahi. Bir de artık evde yoğurt makinelerini pek çok firma çok kaliteli bir şekilde yapıyor. Hatta bununla çok inovatif ürünler de hazırladıklarını biliyorum. Bir gün konuşalım onda. Peki. Sert su mu, yumuşak su mu? Kesinlikle sert su. Sağlık için sert su. Ama lezzet için yumuşak su. Yumuşak suyun içerisinde yeteri kadar kalsiyum, magnezyum yok. Onun için yumuşak su hem kemiğinize, kasınıza, vücudunuza mineral eklemez hem de alkalinize edemez sizi. Alkali gücü zayıf sudur yumuşak sular. Sert sular daha güçlüdür. Tavuk eti mi, hindi eti mi? Bence hindi. İki nedenle hindi. Bir tanesi akşam yemeğinde yiyeceğiniz bir hindi yemeği sizi daha mutlu eder. İçindeki triptofan gücüyle daha güzel uyursunuz. Daha fazla da vitamin kazanırsınız, o da ayrı. Ama hindiler tavuklarda olduğu gibi artık böyle çiftliklerde fabrikasyon üretilmediklerinden dolayı gezen hindiye rastlama ihtimaliniz, gezen tavuğa rastlama ihtimalinizden çok daha yüksektir. Peki. Protein tozu mu, amino asit takviyesi mi diyor izleyicimiz? Amino asit takviyesi. Protein tozu yerine amino asit tozu derseniz anlarım. Amino asit tableti derseniz anlarım. Çünkü gençlerimizin biraz da cahilce kullandıkları bu protein tozları ki bunun arkasında maalesef üzülerek buradan onlara sesleniyorum. Egzersiz hocalarının yarım bilgileriyle bu alana girmeleri yatıyor. Yani diyet uzmanlarının söylemesi gereken bir şeyi onlar söylemeye kalkıyor. O zaman diyet uzmanları da egzersiz hocalığı yapsınlar. Kimse kimsenin bilmediği alana kimsenin işine karışarak girmemeli. Şimdi tabii ki kas yapmak için gençler ağırlık body yaptıkları zaman daha fazla protein kazanırlarsa daha çok kasları irileşir. Protein gücü artar ama protein tozunun içerisine hormon karıştırmamanız lazım. O zaman bizim yapacağınız nedir? Valin, lösin, izoleusin. 3 tane amino asit. Tekrarlıyorum. Lösin, izoleusin ve valin. Bu 3 amino asit alın. Aslanlar gibi çocuğunuz veya kendiniz kim yapıyorsa kas yapmayı kolaylaştırır. Toz değil, amino asit. Peki. Hangisi doğru? Kısaca gelsin. Kefir mi, probiyotikli takviye mi? Probiyotikli takviye maalesef. Yani kefir çok güçlü bir probiyotik kaynağı içecektir. Doğru. Ancak kefirin içindeki probiyotiklerin çoğu mideye geldik, indikleri anda maalesef aktivitelerini kaybederler. Ama probiyotik takviyelerin, gerçek doğru olan probiyotik takviyelerin özelliği şudur. O probiyotik takviyeler içindeki probiyotik kolonilerini, ünitlerini, yapılarını, bakterileri mide asitinden etkilenmeyecek şekilde paketlenmiş olarak mideden bağırsağa geçmeyi sağlar. Dolayısıyla kefirden probiyotik, kaliteli probiyotik diyelim yalnız, her probiyotik takviyesi değil, daha etkili takviyeler ama kefir daha ucuz, onu da bilelim. Evet, çok teşekkürler. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte yaşasın hayat dedik efendim. Umarız haberler de bizi destekler, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Sağlıkla, varlıkla.